Merhaba güzel dostlarım. İnsanlar eşit değildir. İnsanlar eşsizdir. Bazen diyorlar kadın erkek eşit. Lan erkek bile erkeğe eşit değil. Nasıl kadın erkek eşit? Kimse eşit değil. Herkes eşsizdir. Ne gibi? Bulutlar gibi. Hiçbir bulut başka bir buluta benzer mi? Benzer de aynı değildir. Devamlı değişir. Hatta hiçbir bulut bir sonraki kendisine bile benzemez. Devamlı değişiktir. Fark ettin mi? Bulutların şekli şema hep değişir. Her an değişir. Bilginin birisi diyormuş ki arkadaşlar, benim yolum beyaz bulutların yolu diyormuş. Bilge demişler ki, hocam demişler, üstadım neden senin yoluna beyaz bulutların yolu deniyor? O da demiş ki, bulutların bir zihni yoktur. Bulutların bir hedefi de yoktur. Bulutların bir yolu da yoktur. Yolsuz bir yoldur. Hiçbir yolu, hiçbir hedefi olmadığı için bulutları yenemezsin. Bulutlar neredeyse orası hedeftir. Onlar bir yere gitmezler, bir yere sürüklenirler. Onları rüzgar alır ve bir yere sürüklenir. Ve rüzgara asla itiraz etmezler. Ben buraya sürüklenmek istemiyorum demezler. Onlar neredeyse hedef orasıdır. Şimdi bizler arkadaşlar üzüntüden kurtulmak istiyoruz. Sıkıntıdan kurtulmak istiyoruz. Endişelerimizden kurtulmak istiyoruz. Zaten en büyük problem onlardan kurtulmak isteme duygusu. Onlardan kurtulmak istediğimiz için belki de daha fazla ayağımıza dolanıyorlar. Şimdi adamın birisinin arkadaşlar çok eşsiz bir atı varmış. Yine eşsizliğe takıldık ki eşsiz, at da eşsiz. Eşsiz bir atı varmış ve oradaki kral o atı satın almak istemiş. Adamın gidiyor kral diyor ki atını bana sat, sana servet vereyim. Adam satmamış kral atını. Ve sonra köylüler demişler ki ya nasıl satmazsın atını krala? Bir servetin olacaktı, hayat boyu rahat edecektik artık satsaydın ya. Adam demiş ki abartmayın yani. Sadece at şu an ahırda. Konu bu. At ahırda. Birkaç gün sonra at kaçıyor. At kaçınca bu defa komşular diyor ki bak gördün mü? Attan doldun, servetten doldun. At kaçtı. Adam diyor ki yine hemen abartmayın diyor. Sadece olan şey şu an ahırda at yok. Sadece bu. Sonra birkaç gün sonra o kaçan at bir düzine atla, 12 tane atla geri dönmüş. Dağlardaki böyle vahşiyatı ne at denir, o evcil olmayan atları da getirmiş. Böyle çok kaliteli atlarla beraber gelmiş. Arkadaşları, dostları demişler ki, aa haklıymışsın ya. Bak şimdi daha kârdasın. Adam yine demiş ki, abartmayın. Şu an artık kapıda 13 tane at var. Ahırda 13 tane at var. Durum budur demiş. Ve birkaç gün sonra o yabani atlarından birisine binen bu atın sahibinin oğlu yabani atlarından düşüyor ve ayağı kırılıyor. Aa diyor adamlar. Haklıyım mısın? Bak bundan sonra senin çocuk artık topal olacak. Aksayacak. O atların, biz 12 tane at geldi diye sevinmiştik ama sana zararın oldu. Adam yine diyor ki hemen abartmayın. Sadece durum şu, artık oğlum normal yürüyemeyecek. Durum sadece bu diyor. Bir müddet sonra bir savaş çıkıyor arkadaşlar. Savaş çıkınca kral tüm gençleri topluyor. Ama bu adamın oğlu sakat olduğu için onu savaşa almıyorlar. Yine arkadaşlar diyor ki, aa haklıymışsın. Bizim çocuklar savaşa gitti. Karşı taraf çok güçlü bir düşman olduğu için büyük ihtimal bizim çocuklar ölecek. Senin çocuk yaşayacak. Adam yine diyor ki, abartmayın. Tek konu şu. Şu an oğlum evde. Arkadaşlar, bulut neredeyse amaç orasıdır, hedef orasıdır. Bulutların bir zihni yoktur, bir aklı yoktur. Bulutların bir hedefi yoktur. Hatta bulutlar bir fatih de değildir, bir kahraman da değildir. Ama her şeyin üstündedirler. Bir aklı yok, bir zihni yok. Bir aklı, bir zihni olmadığı için her şeyin üstünde ve aynı zamanda her yerdeler. Bir kökü de yok ama her yerdeler. İşte bilge kişi demiş ki, işte bundan dolayı ben kendi yoluma beyaz bulutların yolu diyorum. Evet arkadaşlar, ben de sizlerin beyaz bulutlar gibi olmanızı istiyorum. Şu an neredeysen, olman gerektiği için oradasın. Şu an ne durumdaysan, ne konumdaysan, olman gerektiği için, olması gerektiği için oradasın. Çünkü hayattaki enerji boşa akmaz, güzel dostlar. Ve bugüne kadar ne yaşamışsan, yaşaman gerektiği için yaşadın. Yoksa yaratıcı buna müsaade etmezdi. Yoksa rüzgar o bulutları alıp bir yere götürmezdi. Olman gerektiği için oradasın. Çok eski bir hikaye vardır arkadaşlar. Çok güzel, ben çok sevdiğim bir hikaye. Bir bilge öğrencilerini topluyor, diyor ki ben bir şişeye
Bir kaz koymuştum. Kaz küçük diyor. Kaz koymuştum. Küçük diyor. Kazın küçüğüne de civciv mi denir? Kaz küçükken kazı şişeye koydum. Sonra kaz büyüdü. Şişenin boynu dar ve kaz şişeden çıkamıyor. Diyor ki öğreneceğine, bu kaz bu şişeden nasıl çıkar? Ama diyor şişeyi kırmamamız lazım çünkü şişe çok değerli. Kazın ölmemesi lazım çünkü kaz çok değerli. Ve öğrenciden ne cevap gelse, adam hayır diyor, bilemediniz. Kaz nasıl dışarıya çıkar? Arkadaşlar kaz nasıl dışarıya çıkar? Şişe ve kaz. Kaz sensin, kaz benim, sensin. Şişe, kafa. Boynun da ince ya, çıkamıyoruz. Kafayı kıramazsın çünkü kafa değerli. Seni oradan çıkartmak istiyorum. O zihnin içinden, o kafanın içinden çıkartmak istiyorum ama kafanı kırmamam lazım. Seni de öldürmemem lazım, değerlisin. Kafa da değerli, kırılmaması lazım ama dışarıya da çıkman lazım. Sonra öğrencilerden birisi hocasına şöyle diyor. Hocam kaz hiç içeride olmadı ki. Evet arkadaşlar, aslında sen hiç içeride olmadın. Aslında o zihnin içinde sen hiç olmadın. O zihni toplum oluşturdu. Sen hiç onun içinde olmadın. Sen bir efsanesin. Yaratıcı seni olağanüstü donanımlarla yarattı ve olağanüstü bir tohum var içinde. İçindeki sesi duyarsan, içindeki ses Allah'ın sesi. O sesi duyarsan işte o zaman efsane olacağız. Hiçbir zaman onun içinde olmadın zaten. Bir güneş gibiyiz arkadaşlar. Bizler gökyüzü gibiyiz. Bizler gökyüzü gibiyiz ama arada bir siyah bulutlar gelip gidiyor. Siyah bulutlar gelince biz öfkeleniyoruz, korkuyoruz, endişeleniyoruz, sıkıntı var diyoruz. Ama gökyüzü hep sabit. Bazen bulutlar onu kapatıyor. Bazen içimizdeki eşsiz bizi zihin kapatıyor. O zihin kara bulutu. Biliyorsun zihin şerefsiz diyorum. Ve biz bir şey diyebilmemiz lazım. O atın sahibi gibi diyebilmeliyiz ki şu an durum budur. Sadece durum budur. Ve o bizim kötü zannettiğimiz şeyler arkadaşlar belki bizim iksirimizdir. Belki bizim kurtuluş biletlerimizdir. Bilmiyoruz. İşte o bulutlar nasıl her şeyin üstüne gidiyor? Çünkü zihin yok. Zihin olunca bir hedef oluyor. Zihin olunca bir amaç oluyor. Amaç olmadığında her yere varabilirsin. Bir amacın yoksa, bir sen yoksan işte o zaman ilahi olursun. İşte o zaman kutsal olursun. Hiç olursak o zaman hastalık da gelmez. Hiç olursa bir problem de yok. Çünkü arkadaşlar tüm problemlerin kaynağı ego. Tüm problemin kaynağı zihin. Zihinden ve egodan kurtul. Hiçbir problemimiz yok arkadaşlar. Zihnimizden ve egomuzdan kurtulalım. O zaman hiçbir problemimiz yok. Zihnimizden ve egomuzdan kurtulalım. İşte o zaman dindar olursun. Dindar olduğun zaman da bir makam mansıp peşinde koşmazsın. Bir dindar nasıl makam mansıp peşinde koşabilir? Makam mansıp peşinde koşanlar sadece politikacılardır. Sadece siyasetçilerdir. Bir dindar hiçbir makam mansıbın peşinde koşmaz. Ne kadar hiç olursak o kadar ilahi oluruz. Bulutlar nasıl? Her yerde aynı anda. Aynı anda her yerde. Hem her yere giderler hem de hiçbir yerde değiller. Bir hedefleri olmadığı için. Bir hedef olmadığı için, bir zihin olmadığı için güzel dostlar, bulutlar ne yaparlar? Her yer rahmet olup yağarlar. Nerede bir susuz var, ona su götürür. Ama onun bir amacı yoktur. Onun su götürme diye de bir derdi yoktur. Onlar sadece rüzgar kendilerini nereye götürürse bırakmışlardır. Sürüklenirler sadece. Dolayısıyla onları asla yenemezsin. Bir hedefin varsa yenilebilirsin. Bir hedefin yoksa nasıl yenileceksin? Bir sen varsa üzüntü olabilir. Bir sen yoksa nasıl üzüntü olur? Ben de bir sen evliyim ya. Bir sen varsa üzüntü olabilir. Bir sen yoksa nasıl, ne üzüleceksin? Bir hedefe ulaşman gerekmiyor. Bir şeye dönüşmen gerekmiyor. Neysen onu fark etmen gerekiyor. Yani uyanman gerekiyor sadece. Bulutların bir hedefi yoktur. Bir hedefi olmadığı için uyan artık. Uyanman lazım. Çünkü insan olmadığı bir şeye nasıl dönüşebilir ya? Bir tohum ağaca dönüşebilir. Çünkü tohum ağaçtır. Ama bir taş ağaca dönüşemez. Sen de bir şeye dönüşmen gerekmiyor. Neredeysen o sensin zaten. İnsan ancak olduğu bir şeye dönüşebilir. Ve içinde bir ağaç varsa, içinde bir mucize varsa, içinde bir efsane varsa, zaten varsa, zaten orada uyanman lazım. Tek gerekli olan şey uyanman. Ben sana şunu demeye çalışıyorum. Neredeysen hedef orası zaten. Sadece uyan.
Güzel dostum, eğer bir hedef peşinde gidiyorsan asıl kendini yok ediyorsun. Bırak kendini. Fark et. Kaz dışarıda. Fark et. O atılan adam vardı ya, sadece durum budur demişti. Fark et bulutları. Kaz zaten içeriye hiç girmedi. Sen zaten o zihnin, o bedenin, o kafanın içinde hiç olmadın ki. Zihnin içindeki kişiyi kendin sanırsın. O zaman mucizevi seni, efsane olan seni kaybedersin. Sen eşsiz, beni böyle sevgiyle, ilgiyle dinlediğiniz için hepinize minnettarım güzel dostlarım. Lütfen sizler olan saygımı kabul edin. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.